I was born in Moscow. But I remember nothing of that time. I was just an infant when the old world was destroyed in the flames. Arkadaşlar merhaba. Bugün size harika bir oyundan bahsedeceğim. Bu Metro 2033 Redux isimli bir oyun. Eski bir oyun aslında. 2013 yılında yayınlanmış bir oyun bu önce. Bir oyun serisi aslında. 3 oyundan oluşuyor. Bunun bir tanesi yeni çıktı. Exodus isimli oyun yeni çıktı. Oyun eski olmasına rağmen çok güzel. Grafikler çok güzel ama her şeyden önce atmosfer çok güzel. Bu 2013 yılında bir nükleer savaşta artık insanlığın neredeyse sonu gelmiş. Ve Rusya'da, Moskova'da kalan az sayıda insan yeraltı metrolarına sığınmışlar. Orada kendilerine bir hayat kurmuşlar ve 20 yıl sonra kahramanımız Artyom ilk göreve çıkacak. Oyunun kahramanı Artyom ama bunu bir oyun kahramanı gibi değil, bir film başrol oyuncusu gibi bile düşünebilirsiniz. Oyun dediğim gibi çok harika çünkü ben genelde böyle bilim kurgu oyunlarını çok fazla sevmiyorum. Çok fazla atlamalı, zıplamalı, çılgınlar gibi ateş edilen, işte canavar öldürülen oyunlar var. Onlar beni açmıyor ama bu oyun yani mükemmel diyebilirim arkadaşlar. The tunnel grew colder. Hikaye başlıyor arkadaşlar. Miller and I were close to the surface now. Soon we would climb up into the howling wind to fight our way through whatever nightmares were waiting there. My long journey was nearly at the end. But would I have oyun kontrolleri son derece kolay. Onu söyleyeyim. Oynamakta hiçbir zorluk çekmeyeceksiniz. When you left your home station, did you ever think we'll end up in a place like this? Not knowing whether we were about to save our world or send it straight to hell. Oyun Türkçe'ye çeviren arkadaşlara da bu arada çok çok teşekkür ederim. Çünkü oyun gerçekte Türkçe değil. Türkçe'ye çevrilmiş. İleride bunun da nasıl yapabileceğinizi gösteririm. Arkadaşlar ortalıkta silah, görev defteri, gaz maskesi gibi şeyler var. Bunları mutlaka etrafı aramanızı tavsiye ederim. Bir kafa fenerimiz var. Open the door. I'll cover you. Bu başlangıç bölümü. Oyunu nasıl oynayabileceğinizle ilgili aslında bir alıştırma bölümü diyebiliriz. Shit is always breaking down. Use the auxiliary hand system to open the gate. Artyom, check those crates for ammo and med packs. Evet, burada mermiler var. Follow me. R tuşuna basarak silahınızı dolduruyorsunuz. Odaları, dolapları mutlaka kontrol edin. Çünkü hayati öneme sahip şeyler var ve bunların en başında da gaz maskesi geliyor. Dünya yüzeyi zehirli gazlarla, yani radyasyonla kaplı ve metronun bazı bölümleri de zehirli gazlarla kaplı arkadaşlar. Bu gaz maskesi olmadı mı yandınız. Yani tam anlamıyla yandınız. Gaz maskelerin mutlaka filtrelerini yeterli seviyede tutmanız gerekiyor. Okay. Up we go. Dediğim gibi bu başlangıç alıştırma bölümü. Sadece kontrollere alışmanız için F tuşuyla fenerinizi yakıp kapatabiliyorsunuz. Bu fener de çok hayati öneme sahip. Bazı yerlerde göz gözü görmüyor çünkü.
Oyunu oynadıktan sonra arkadaşlar göreceksiniz. G harfine basarak gaz maskesini takıyoruz. Bu nalet yaratıkları kafalarından vurmazsanız bitti. Q tuşuna basarak kendinize bir aşı yapıyorsunuz. Bu aşıyla hayatınız bir müddet devam edebilir. Dediğim gibi kumandalar oldukça kolay. Çabuk alışacaksınız oyunu oynamaya. Böyle çılgınlar gibi atlayıp zıplamanız da gerekmiyor. Evet arkadaşlar, atmosfer böyle bir şey dünya yüzünde. Aslında bu son görevden önceki bölümün sonu, hayal görüyor burada Artyom. Son bölümde bu aşamayı geçeceğiz. Bir kule var, o kuleye çıkmamız gerekecek. Did you hear that? Listen. What the hell is it? Form a circle. Dediğim gibi bu naletleri kafalarından vurmadıkça kolay kolay ölmüyorlar. Evet, aslında bu olaydan 8 gün önce neler olduğuna bakacağız. Oradan başlıyoruz. But since the mutant attacks had escalated, fear ruled the station. I had just turned 20 and could never have imagined what would follow on the morning that my stepfather's friend Hunter. Şimdi metrodayız arkadaşlar. Metrodaki hayata bir bakalım. Atmosferi bir görün. Ve sizi temin ederim, bugün dünyasında yaşayan insanların büyük bir kısmı böyle bir hayatı yaşamak yerine şimdiden ölmüş olmayı tercih ederdi herhalde. Çok zor bir hayat var. Artyom hayalleri olan bir insan.
aslında metronun Our dışında team. Da hayat olduğuna inanıyor. Awake at last, I see. Hunter's on his way in. He should have news from the other stations. Come on. Let's go, Artyom. Shit. Pigs, disease. I've been through worse. I'm not giving up. What's your plan for this? Hayat böyle bir şey burada. Yes, Nikolai. The station can't survive much longer if these attacks don't stop. We must do something. What more can we do? Metroda birçok grup kendi küçük devletçiklerini kurmuşlar. Aslında burada tek düşman yaratıklar değil. Yani yaratık dediğim mutant bunlar. Evrim geçirmiş hayvanlar. Tek düşman bunlar değil. Aynı zamanda zehirli gazlar, radyasyon var. Ve bunun dışında insan kötülüğü var arkadaşlar. Naziler var. Nazi grupları oluşmuş. Çünkü insanlar rahat yaşayabilmek için bazı güçlü insanların çevrelerinde toplanmışlar. Bunlar da ortaya bir takım gruplar çıkartmış. Komünistler var. Hanza diye bir grup var. Polis diye bir grup var. Not much improvement. Two died this morning. Aynı zamanda bu grupların mücadelesi var. Biz de o gruplara karşı zaman zaman mücadele edeceğiz burada. Burası da hastane. It's Hunter. Mutants don't knock first. Open the damn gate. Hunter. Welcome to exhibition, Hunter. Thanks. Now closer get. İnsanlar zaman zaman yüzeye çıkıyorlar ya da metronun keşfedilmemiş bölümlerine gidiyorlar. Oradan erzak ve mühimmat temin ediyorlar. Çeşitli araç gereçler temin ediyorlar. Hunter da onlardan biri. Bunlara korucu deniyor. Biz de korucu olacağız. Ama bizi onlardan ayıran şey bizim dünyanın bir yerlerinde hala yaşamın olduğuna inanıyor olmam. I thought of your wall. These are not the usual mutant creatures. This is something else. What the hell? Something much worse. Dark ones. Well, whatever in hell they are, my order has a motto. Arkadaşlar, kara derililer diye bir şey var. Bunlar sanıyorum uzaylılar. Kirill, take your group to the tent. Alex, we must stay here and defend the hall. All right, our team, quickly get a weapon. Onlarla da bir ilişki söz konusu. Fakat bu oyunun sonunda, yani bu serinin bu bölümünün sonunda biz onları yok ediyoruz. Ama uzaylılar bitmiyor. Onlarla da bir tür ilişki var ama ne olduğunu anlamıyorum. Sanki yardım ediyor gibi görünüyorlar. Silahınızı dolu tutmayı unutmayın. Boş kaldığınız zamanlarda mutlaka doldurun silahınızı.
Yer mi bitti? Artyom, are you all right? Of course. He's a dead eye shot, this one. No dark ones here. Just the usual tunnel trash. Even when you don't see them, the dark ones. Aslında bu bölüm dediğim gibi bir hazırlık bölümü. Burada şu anda herhangi bir görevimiz yok. Oyunun oynanışıyla ilgili, karşılaşabileceğiniz şeylerle ilgili fikir vermek ve oyuna biraz alışmanızı sağlamak için. Yani bu oyun sırf şu atmosferi için bile alınır. Bu yaratıklar, dediğim gibi mutantlar, evrim geçirmiş hayvanlar, bunların uzaylıların bir müdahalesiyle mi böyle hale geldikleri, yoksa radyasyon yüzünden ve kimyasallar yüzünden bu hale geldikleri hakkında bir fikir yok, öyle de bilgiyle karşılaşmadım. Evet arkadaşlar, asıl hikaye şimdi başlayacak. The devil knows what's happening out there beyond your perimeter. I must go recon the situation. Listen carefully, Artyom. If I'm not back here by morning, you must get to police station and find a man named Miller. Tell him what's happened to me and what's stirring in the northern tunnels. Show this to Miller so he knows I've sent you. I trust everything to you, Artyom. Don't let me down. If we are to survive, this threat must be eliminated. Yani şöyle bir göreve çıkmak, şu adamın yaptığı şey herhalde kafayı yemiş bir adamın yapacağı şey. Kim böyle bir rahatı bulup da gidip oralara tek başına mücadele eder? Hunter did not return. It wouldn't be easy to find an excuse. Ama bu görevlere tık tık birilerinin çıkması gerekecek. Hem erzak için, hem mühimmat için. Bölüm 1 başlıyor arkadaşlar. Hunter geri dönmedi. Те колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Finally, taking your time as usual, huh? All right, grab your gear, go to the platform. They're waiting for us. I'll meet you there. Hey, Артём, don't forget anything, huh? Вот что с перевертоться, бабушка здорова. Вот что с перевертоться, кушает компот. Вот что с перевертоться, ей мечтает снова. Вот что. Oyun Dmitri Glushkov denen bir adamın romanından uyarlanmış. Bir etrafa bakalım şöyle. Yaşam böyle arkadaşlar. Hey, sorry, Artyom. You're sure you this part of the station is under temporary lockdown. Oh, God. Then try something else now. How about... No! How about the house where you'd like to live with your mom and dad? Great. Oh, yeah. A house? Dirt everywhere. Just dirt. People are filthy, you know? Liars, hypocrites, traitors, everything. What was talking about that? Oyunda M tuşuna basarak pusulayı açabilirsiniz. Bu size gitmeniz gereken yeri gösteren çok önemli bir araç. Özellikle kaybolacağınız karanlık tüneller var ve bu tünellerde bu gerçekten çok fazla işe yarayan bir şey. Ama bunu yapabilmek için görev defterlerinde bulmanız gerekiyor. Good weapons make good soldiers. Burada ticaret yapabileceğiniz yerler var. Mermi satın alabiliyorsunuz. Şimdi biz göreve çıkacağımız için bize ücretsiz verecekler bunları. Submachine gun 5.45 caliber, made in the armory.
It's got poor accuracy and overheats like hell. That's why they call it a bastard gun. Got the head? Here's your gun and go, go, go. Never fear, it's the same old story. Use short bursts, Artyom. Help yourself to some ammo, too. Here's a universal charger to keep the battery powered. Bu bakteri arkadaşlar. Put it on if you crossed any radiation hot zones. Fenerimizi çalıştıran şey bu. Fenerin gücü bittikçe F tuşunu basılı tutarak az sonra göstereceğim. Fenere enerji sağlıyorum. Buradan verecekleri bu kadar. Okay. Burada atış talimi yapabiliyoruz. Bundan fazla da mermi harcamaya gerek yok. Mermi zaten burada altın gibi. Askeri mühimmatlar var arkadaşlar. Bunları hem mermi gibi kullanabiliyorsunuz hem de alışverişlerde kullanabiliyorsunuz. Tap tuşuna basarak neye sahip olduğunuzu yukarıda görebilirsiniz. Sahip olabileceğiniz şeyler çeşitli silahlar, gaz maskeleri, gaz filtreleri, ilk yardım çantası, mermiler ve bu mühimmat, askeri mühimmatlar. Askeri mühimmatlar çoğunlukla kapalı kasalardan, dolaplardan falan temin edilebiliyor. Artyom, you joining the caravan? Good luck then. Şuradan exchange'den biraz mermi alalım. Make your choice, huh? Take your time. It's okay. Burada satabileceğimiz bir şey var mı? Great choice. Evet, great choice. Etrafta bol bol ceset bulacaksınız arkadaşlar. Bu cesetlerin üzerinden çeşitli mühimmatlar, gaz filtreleri, gaz maskeleri çıkabiliyor. Mühimmat çok sıklıkla bulabileceğiniz bir şey. Ama bu gaz filtresi ve gaz maskesi o kadar kolay bulunan bir şey değil. O yüzden bunlar için epeyce araştırma yapmanız gerekecek. Dediğim gibi gaz filtreleri hayati derecede öneme sahip. Görevinizi tamamlayamadan ölebilirsiniz. Gaz maskeniz olmazsa veya gaz filtreniz yeterli değilse. Evet, hazır mısın diyor. Hazırız kardeşim. You take that seat, Artyom, and you Eugene, take this one. Did anybody forget anything? Sua, you get your gear? Let's go then. Hey guys, going to Riga? Yeah, we are. Can I get a lift? Sure, but no free rides. You'll have to pull the lever sometimes. I can do that. Let's go then. Şimdi Riga'ya gidiyoruz. Good luck to everyone staying home. Fakat burada insanların hayatı pamuk ipliğine bağlı tünellerde. Artyomka! Free at last, huh? Well, for as long as the ride takes anyway. Should be fun. More dangerous. Even better, right? Hiç sorma. Son derece keyifli bir yolculuk. It was the first time I had left the safety of my home station. It troubled me that I hadn't told my stepfather. Artyom'un ilk görevi metroda ilk dışarı çıktığı an. But Hunter was depending on me. So, where are you from? Riga. I'm making the rounds, buying merchandise. Well, I bet you've seen a few places then. Yeah, the market is right next to Riga, and that's a big metro already.
I used to make regular trips to police, but getting there now requires a lot of luck. That or being seen. Wow, I'd love to ride How come? That thing. Hansa connects to the whole metro and has a lot of stations, but doesn't welcome outsiders. And if it's not Hansa, then you have to go through the Reds, the Nazis, or your regular bandits. And these guys are really going at it lately. If they're not fighting everyone else, they're warring with each other. Alt yazılardan zaten hikayenin gidişini öğrenebilirsiniz. Oldukça iyi yapılmış bir tercüme hikayeyi olduğu gibi özetliyor. Peter, what's up? A military caravan got stuck near Alexeyevskaya. A tunnel collapse or other shit. You have to use a service tunnel bypassing Alexeyevskaya. Ah, fuck. I hate this tunnel. All right, Peter. Open up the gate. No point being stuck here forever. Why? Well, what's wrong with that tunnel? Well, it's an ordinary tunnel. Not as well lit, maybe. I went through there last month and, well, I just don't like it. That's all. Evet, cehennemin kapıları açılıyor. So I think we'll make it there okay. Damn, that's my hair. If you help push the lever, we'll get there sooner. Okay, Eugene, you go help the men. We should move faster here. You watch the back, Artyom. Sure, I'll help. That way we'll get to Riga in no time, right? Now, we should get out of here sooner. It's scary when they're around. And I pity them. Them? Who them? Can you hear them weep? Whom do you mean? Them. What are you talking about, huh? What the hell is going on, bud? Boris. Boris. Boris! Hey. What's happening to me? My head. What is it? Artyom! Over here! If we are to survive, this threat must be eliminated, no matter the cost. Evet, kara deriler de bunlar arkadaşlar. İnsan zihnine girip kontrol edebiliyorlar. Fakat bizle tuhaf bir ilişkileri var. Hem yardım ediyorlar hem de iletişim kurmaya çalışıyorlar ama bir türlü bunu beceremedik. Here!
Concertiamo, Artyom! Concertiamo! Bir özelliği de eğer siz hiç hareket etmeden beklerseniz sizi fark etmiyor olmaları. Dolayısıyla böyle bir durumda fenerinizi söndürüp bir kenarda beklerseniz yanınızdan geçiyorlar. Ama en ufak bir şey çıkarttığınızda hareket ettiğinizde fark ediyorlar. Şu anda kullandığım silah bu oyunda kullandığım en iyi silah. Çabuk doluyor ve iki mermiyle öldürebiliyorsunuz. O diğer makinalı tüfekle kolay kolay ölmüyor namlı hayvanlar. Evet arkadaşlar, bölüm 2 burada. We drank to celebrate our survival. The vodka didn't drown my... All right, boys. Let's train to our friend Artyom, who goes right through monsters and anomalies alike. To Artyom. To you. Hell, if not for you, Artyom, we'd have been shredded like cabbage. You deserve a medal. I'm a god version, ah. Here, take them. To you. Artyom, to you! Artyom, you really immune to that shit? See if that shroom vodka knocks him down, huh? Okay, we've got to check that. To our luck! And to Artyom! To you! The vodka kicks everyone's ass, huh? So tell me, the tunnel to market's closed down and I'm bored to death sitting here on my ass. Evet, bize hediye verilen mermiyi de alalım. Etrafta dolaşan birileri vahşiş mahşiş bıraktıysa onu da alalım arkadaşlar. Bu şu anda aldığımız şeyler askeri mühimmat. Bunlar çok iyi para ediyor. Bunun karşılığında normal mermi alabiliriz. Siyah vesaire ihtiyacımız olduğu şey olan şeyleri alabiliriz. Şimdi bu noktadan itibaren silahlarımızı tazeleyeceğiz. Ondan sonra yeni göreve çıkacağız. Burada oyunu keseceğim. İkinci bir bölüm hazırladığımda buradan devam edeceğiz arkadaşlar.